Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte de üçgende alanın 7. köşe taşına geçeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi yorumlarınızda da okuduğum kadarıyla bu ortamı da merak ediyorsunuz. Şimdi ben bugün sınıf ortamındayım dostlar, okuldayım yani. Bir yandan online derslerimiz devam ediyor, birebirlerimiz devam ediyor. O yüzden bir yandan derse giriyorum, boş vakitlerimde de böyle videolar çekiyorum. Şöyle size bir ortamı da şöyle bir göstereyim arkadaşlarım. Bakın burası bir sınıf. Böyle kaloriferimiz yanmadığı için okul boş olduğundan dolayı UFO'larla ısınmaya çalışıyoruz. Bilgisayarımız orada. Bir yandan bilgisayardan ders anlatıyoruz. Bir yandan böyle size gelip video çekiyoruz. Online derslerimizi de bu sistemde yapıyorum arkadaşlarım. Sistem de bu. Bunu da merak ettiğinizi söylüyorsunuz. Ve bunları gösterdikten sonra şimdi başlıyoruz dersimize. Evet. Şöyle bir odaklanmasını, yakınlaştırmayı bir ayarlayalım. Şöyle sorularımız güzelce gözüksün. Şunu da biraz geriye doğru çekelim, hatta çok uzakta kalmasın. Sorular güzel gözüküyor mu? Gayet güzel, başarılı bir şekilde gözüküyor. Hemen bira bismillah diyorum. Odaklanmasını ayarlıyorum. Biraz parlaklığı da açalım. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. Diyor ki, AE 12'dir. Dörtgensel bölgenin alanı 72 olduğuna göre BC kaçtır diye bir soru soruyor. Dostlar bunu biz dörtgende alan konusunda bir daha işleyeceğiz tabii ki. Normalde şu taralı dörtgene ben bumerang diyorum arkadaşlar. Hani şu fırlattığında geri gelen şekil var ya. Ya da Nike'ın simgesine falan da benziyor. Biz bumerang diyoruz buna daha çok ben. Bu dörtgene. Ve bumerang'ın alan formülü normalde şu. Şu AE köşegeni ile, bakın bu AE bu dörtgenin birinci köşegenidir. Şu BC de ikinci köşegenidir arkadaşlarım. Bu AE köşegeni ile, 12 ile yani BC'yi, ki onu soruyor X dedim ben, çarpımının ikiye bölünmüş hali bize alanı veriyor. Ne zaman? Şurası 90 derece olduğunda. Burası başka bir açı olsaydı bu sefer buraya sinüs o açıyı da yazacaktık. Sinüsünü yazacaktık. Ama 90 olduğu zaman sinüs 90'ı yazmamın bir anlamı yok. Çünkü sinüs 90 1 olduğundan çarpıma etki etmiyor. Dolayısıyla bu da bizim alanımızı veriyor arkadaşlarım. 72'ymiş alanımızda. Hemen düzenleyelim. 12 ile 72'yi sadeleştirelim. 6. 2 ile de 6'yı çarparsak x eşittir 12 geliyor. Birinci sorumuzun cevabı. Şimdi bunu şöyle de çözebiliyoruz dostlarım. Bakın bu da dörtgensiz çözümü. Yani şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şimdi şu üçgenin alanını, sadece bunun alanını bulmak istesem ben. Şurası tabanı, 12 taban. Bu tabana inen yükseklik, bakın dışarıdan uzantısına inmiş, şuraya inmiş A. O zaman soldaki üçgenin alanı A çarpı 12 bölü 2'dir artı sağ taraftaki üçgenin, şu üçgenin taradığım üçgenin alanı da B çarpı 12 bölü 2'dir. B çarpı 12 bölü 2. Ve bunların ikisinin toplamını bize 72 olarak vermiş tüm dörtgenin alanını. Buradan 12 ile 2'leri sadeleştirirsem 6A 6B gelir. 6 parantezinde yani A artı B eşittir 72 çıkar. 6'ya bölersek de A artı B eşittir 12 gelir. Zaten bize de A artı B'yi soruyor deriz. Geldik ikinci sorumuza dostum. Bakalım ne diyor. Şimdi paralellik var sorumuzda. Ben şöyle bir taktik öğretirim genelde öğrencilerime. Derim ki soruda paralellik var ve alan soruyorsa verilen iki değeri çarpıp 2'ye bölün. Yani 12 ile 2'yi çarpın arkadaşlar. 24, 2'ye bölün 12. Bu sorunun cevabı 12 olarak çıkar. Ama tabii biz bir de bunu normal yolla da yapalım hemen. Bakın şimdi şu üstteki üçgenin alanını aynı birinci soruda yaptığım gibi yapacağım. Bu üstteki üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Şöyle uzantısını aldım tabanın. 2'nin uzantısını alıyorum. Bakın bu 2'ye yukarıdaki üçgenin yüksekliği şurasıdır. A dediğim yer. Bu alt tarafı görmeyin dostlarım. 2'nin yüksekliği taralı üçgende A. Hemen bu üstteki üçgenin alanı 2 çarpı A bölü 2'dir desem tamamdır. Bu üstteki üçgeni buldum. Şimdi alttaki üçgeni yani şuranın da alanını bulalım. Bakın bunun da yüksekliğini şöyle indireyim. Buna da B diyeyim. Peki burası B ise şurası da B olmadı mı arkadaşlar? O zaman bu alttaki kırmızı üçgenin alanı da 2 çarpı B bölü 2 oldu. Ve bakın A ile B'nin toplamını 12 vermiş bize. Şuradan 2'leri sadeleştirdim. Geriye ne kaldı alanlar toplamı? A artı B. Yani direkt 12 geldi cevabımız.
Evet, üçüncü sorudayız. DC paraleldir AB'ye diyor. Tamam. Bir de AD paraleldir CE'ye. Orası neresi? Şurası. Yani şu da buna paralelmiş. Bunu da gördük. Sonra AB DC'nin 3 katıdır diyor. Buraya K diyelim. AB'ye 3K yazalım. Alan ECB. ECB. Şu üçgenin alanıyla EDC. EDC. Şu üçgenin alanlarının oranını bizden istiyor bu adam. Bakalım neler yapacağız şimdi burada da. Bir de şunlar paraleldi birbirlerine. Bunu da gördük. Şunu da şöyle bir uzatalım dostlarım şurayı da. Burası K ise buraya da K diyelim. Buraya da 2K kalsın. Bu 2K'yı da yazmış olalım böylelikle. Şimdi bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını kıyaslayacağız. Şu maviyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım şimdi. Şu CE kenarına biz şu kenara bir isim verelim. A diyelim. Şimdi bu alttaki üçgenin alanını yani ECB'nin alanını şöyle bulurum. B'den bir yükseklik indirirsem bu A kenarına ki uzantısına indirdik. Bu yükseklik çarpı A bölü 2'dir. E hocam şuradan da bir yükseklik indirirsek biz bu sefer de bu üçgenin alanını yani şu taradığım üçgenin alanını buradaki yükseklik çarpı A bölü 2 diyerek de bunu bulabilirim. Şimdi demek ki biz tabanları aynı olduğu için yüksekliklerin oranını bulsak yeterli bizim için. Bakın onu da nereden bulacağız? Şu açıya şuradaki açıya x dediğimde bu açının da x olduğunu gördüm z harfinden dolayı. Peki bunlar benzer çıktılar dostlar. Bakın burada 90'ın karşısında k var. Burada 90'ın karşısında 2k düştü. Yani 1'e 2 oranı var bu iki dik üçgen arasında. O zaman bu yüksekliğe h dersem bu yükseklik kesinlikle 2h olacak. Benden alanların oranını istediği için aslında yükseklik oranı 2h bölü h'dan a 2'dir. Cevap Adana'dan çıkar diyebilirim. Hatta bunu şöyle de göstereyim. Bakın kırmızı üçgenin alanı tabanı A, yüksekliği 2H bölü 2'dir. Bölü mavi üçgenin alanı. E yine tabanı A, yüksekliği H bölü 2'dir. Bakın A'lar gider, H'lar gider, bölü 2'ler gitsin ikisinde de. Yukarıda 2, aşağıda 1 kaldı. 2 bölü 1'den sorumun cevabı geldi. Evet buna bakıyoruz. Bakın bu da birinci şeklimizin aynısı neredeyse. Bumerang dörtgenini vermiş bize. Orada da öğrettiğim yöntemi yapacağız şimdi dostlar. Ne demiştim orada? Köşegenlerini çarpın bumerang dörtgenin. Birinci köşegeni 6, ikinci köşegeni BC. O zaman 6 çarpı BC'mizde 10 kök 3 bölü 2. Burası 90 olsaydı bitti demiştim. Bu kadar demiştik ama birinci sorumuzda 60 derecesi de buraya bir de çarpı 60 derecenin sinüsünü yazıyorsunuz. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'dir. O yüzden buraya kök 3 bölü 2'yi de çaktım. Şimdi sadeleştirmemizi yapalım dostlar. Bakın 2 ile 6'yı sadeleştirelim 3. 2 ile 10'u sadeleştirelim 5. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Ne kaldı? 3 kere 5 15. 15 ile de 3'ün çarpımı 45 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 7 numaralı köşe taşı tamamdır. Hemen 8 numaralı köşe taşına geçtim dostlar. Birinci sorumuz. ADC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Bakın bu bir dik üçgen. 6, 10 ise burası. Tabii ki burası kesinlikle 8. 6, 8, 10 dik üçgeninden yani 3, 4, 5'in 2 katı. Sonra bütün dik üçgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Dik kenarlarını çarp yani 6 ile 8'i çarp ve 2'ye böl. Buradan 24 gelir. Bir kenar ortay üçgenin alanını tıpkı kenarı 2'ye böldüğü gibi alanını da 2'ye böler dostlarım. 12, 12, 2'ye böler. Bizden de ADC'yi istiyor. 12'yi istiyor yani cevap Adana'dan çıktı. İkinci sorumuz bakın yine şurada bir 6, 8, 10 üçgeni geldi gözümün önüne arkadaşlarım. 6, 8, 10. O zaman burası 8. Şimdi bakın şuradaki üçgen beyazla gri üçgeni görün. Bunlar kenar ortayla ikiye bölünmüş. Demek ki buranın alanı A, buranın da alanı A. Şimdi ben 2A'yı bulacağım dostlar. Bakın 2A'lık üçgenin tabanı şurası 9. Bu 9'a bir yükseklik indirmişiz. A'dan inecek zaten inmiş bir tane uzantısına inmiş 8. Çarpıp 2'ye böldüğümde ben 2A'yı buluyorum. Buradan 8 ile bu gitsin 4. 36 çıkıyor 2A. A eşittir 18 geliyor dostlar.
Evet, geldik üçüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABC üçgeninde orası bir kenar ortay. 5, 9, 15'i vermiş bize. Buna göre alan EBC. Şuradaki bu üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Peki, EBC değil mi? Doğru gördüm. Evet, doğru. Şimdi bakın, öncelikle şu yüksekliği bulursak biz bütün üçgenin alanını buluruz. Bu yükseklik 9, 12, 15 üçgeninden 12 birimdir dostlarım. 3, 4, 5'in 3 katı. Peki yükseklik 12, tabanı da bakın bize şurası 14 birim olarak verilmiş. O zaman bütün üçgenin alanı 12 çarpı 14 bölü 2'dir. Yani 7 ile sadeleştirdim. 84'tür bütün üçgenin alanı. E bu da kenar ortay olduğu için 84'ü 2'ye bölecek. 42, 42. Demek ki taralı üçgenin alanı 42 birim karedir dedik. Yine bir kenar ortay var ama bir de 30, 60, 90 üçgeni var. Bakın burada şurası 60 derecedir ki 60'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı da 8 demiştik. Hatta burada 8 oldu. Şimdi şu üçgenin alanını bulabiliyorum ben. Nereden? Dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 4 ile 4 köküçü çarpıp 2'ye böldüğümde 8 köküç geliyor buranın alanı. Peki hocam, burası 8 köküçse kenar ortaymış şu, doğru bakın. 2'ye bölmüş tabanı. O zaman şuradaki boya beyaz üçgenin de alanı 8 köküç. Zaten bize de onu mu soruyor? Evet, A, B, D'nin alanını soruyor. 8 köküçü paketledik dostlar. Evet, bu köşe taşımız da tamamdır. 8 numara. Geldik 9 numaralı köşe taşımıza. Ne diyor? AE eşittir 3 tane ED. Kenarların oranlarını vermiş. Biz şimdi alanların oranına geçeceğiz buradan. BD diyor 4M ise DC 5M'dir. Bunu da yazdım. ADC üçgeninin alanı ADC. Şuranın alanı BDE'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben şuradaki üçgenin alanıyla başlıyorum soruyu yerleştirmeye. Bakın bu üçgenin alanına A diyeceğim. Hemen üstündeki üçgene 3A yazacağım. Çünkü K'ya 3K oranı var. Ama rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorsanız dostlarım, ilk başlangıçtaki üçgeni hep şöyle yazın. İki kenarı var ya bakın, 4M ile K. 4 ile 1 yani diyeyim bunlara. M ile K'yı görmeyin. 4 ile 1'in çarpımı 4. 4A diyerek başlayın buna. Daha rahat edersiniz. Peki K'ya 4A düştüyse 3K'ya ne düşmeli? 3 katı 12A. Peki şimdi 4M ile 5M'yi kıyaslayacağım. Bakın 4M'ye ne düştü? Toplam 16A düştü. 4 katı yani. 4M'nin 4 katı 16A. 5M'nin de 4 katı düşecek. 20A olacak burası. Bakın eğer üçgenleri kıyaslayacaksanız, mesela 4M ile 5M'nin alanlarını kıyasladım ya, tepe noktaları aynı yer olacak. Bakın 5M'nin tepe noktası nerede? A'da. 4M'nin tepe noktası da A'ya kadar alacaksın. Yani 4M'lik üçgenin alanı 4A'dır, 5M'lik üçgenin alanı 5A'dır diyemezsin. 4M'lik üçgenin alanı tepe noktası buraya kadar gel 16A yapar. Ve soru bize neyi soruyor? ADC 20, BDE 4, 5 katı çıktı bakın arkadaşlarım, 20 ile 4 oldukları için. Şuna geldik, yine alanları oranlayacağız. Bakalım önce şu oranları yerleştirelim. Buraya K, BD'ye 2K deyin diyor. EC'ye M, AE'ye de ne diyor? 3M. Tamam. Tüm alanı da 84 vermiş. EDC'nin alanını istiyor bizden. Hadi başlayalım. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyorum. M, M. İlk üçgenin buradan başlayacağım. 1 ile 1'in çarpımı 1. O zaman buna direkt 1A diyor. Sonra M ile 3M'yi kıyaslayacağım. Bakın 3M'nin de tepe noktası Denizli. M'nin de tepe noktası Denizli. M'ye A düştüyse 3M'ye 3A düşer. Şimdi neyleri kıyaslayalım? K ile 2K kaldı. Bunları kıyaslayalım. Peki 2K'nın tepe noktası bakın A'ya kadar gelmiş. O zaman K'nın da tepe noktası şu tepeye kadar olacak. A'ya kadar gelecek. Peki K'lık alana ne düşmüş arkadaşlarım toplamda bakın? 4A. 2K'ya ne düşer? 8A düşer. Toplam ne oldu? 4 ile 8'in toplamı 12A'yı bize 84 vermiş. A'yı 7 bulduk. Zaten de A'yı soruyordu.
Cevap Denizli'den geldi. G ağırlık merkezi, bakın ağırlık merkezinden paralel bir doğru geçirmiş. Biz artık şunu biliyoruz. Paralel doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa yan kenarları 1'e 2 oranında bölecek demiştim. Bunu sürekli söyledik özellikle kenar ortayda ve benzerlik konusunda. Peki alan BEC'yi de 12 vermiş bize. Şuranın alanı 12 birimmiş. Tamam. Buna göre ABC hepsinin alanı nedir diye bir soru soruyor. Bakın biz hemen M ile 2M'yi bir kıyaslamaya gidelim arkadaşlar. M'ye 12 düştü. 2M'ye ne düşecek? 24 düşecek. Peki neresi 24 hocam? Şuranın tamamı arkadaşlar. Tamamı 24. Çünkü bakın M'nin tepe noktası B'ye kadar. 2M'nin de tepe noktası B'ye kadar olacak. Sakın ha şu üçgene 24 yazmayın. Tepe noktası B'ye kadar olan üçgen. Tamamı 24 yani. Peki tamam hocam, burası 24. Bakın şu çizgi 24'ü 2'ye 1 şeklinde bölmüş, gördünüz mü? O zaman burası 24'ü 2'ye 1 bölersem şurası 8 olmalı, burası da 16 olmalı diyorum. 8'e 16. Evet, zaten bunların nasıl bölündüğünün önemi yok ama yine de anlatmış olduk. 24 burada, 12 burada arkadaşlarım. Toplam tüm alan 36 geldi. Hepsini soruyormuş bize. Buna geldim. BD'ye 3K derseniz diyor, DC'ye 2K diyeceksiniz. Bunu nasıl yerleştirdiğimizi öğretmiştim zamanında. Ters orantı değil mi? BD'ye bunun yanındaki 3'ü, DC'ye de bunun yanındaki 2'yi yazıyorduk dedik. 10 ile 12 var. Bu bir dik üçgenmiş. Alan ADC nedir diye soruyor. Bizden sadece şuranın alanını istiyor arkadaşlarım. Hemen şu alan dağılımını yapalım. Buna 2A yazalım, buna 3A yazalım o zaman. Şimdi biz hepsinin alanını bulabiliyoruz dostlar. Yani 5A'yı biz bulabiliyoruz eğer istersek. Çünkü dik üçgenin alanı. 10 çarpı yani dik kenarlarını çarp 2'ye böl. Peki 2 ile 12 sadeleşirse burada ne kaldı? 6. Yani 6 çarpı 10'dan 60 çıktı 5A. Peki bu durumda A ne gelmeli? 12 gelmeli 60'ı 5'e bölersem. Ama benden ne istiyor? 2A'yı istiyor. Yani 2 tane 12'yi istiyor. Cevabım 24 geldi. Evet, 9 numaralı köşe taşımız da tamamdır. 10 numaralı köşe taşındayız şu anda arkadaşlarım. Hemen başlayalım. ABC üçgeninde AH diktir BC. AH neresi? Şurası. G noktası AHC. Üçgeninin ağırlık merkezi. Bakın şurayı kapatayım ben. Şimdi G noktası ağırlık merkezi ise G'den geçen paralel nasıl bölme işlemi yapıyordu? 1'e 2 oranında. Yani şurası K ise burası 2K ya da şurası M ise şurası 2M diyelim. DE paralelmiş. Tamam, geç onu. Alan ABD. Şuranın alanı da 60 birim olarak verilmiş bize. Tamam. Buna göre EBD'nin alanı. EBD. Ha, şu içerideki üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız. Şimdi buranın tamamının alanı 60'tı. Bunu kullanacağız bir kere. Başka ağırlık merkezi demiş. Bu ağırlık merkezinin olması şu anda çok bir şey ifade edecek mi bize bilmiyorum ama. Şöyle bir başlayalım ya. Şunların alanlarının dağılımını yazalım. Şunun alanının dağılımını yazalım ama BH'ı bilmiyoruz. BH bize çok lazım mı peki bunu bulmamız için? Alan EBD'yi istiyor bizden. EBD. Yani oradaki BC şeyi de çok bulmamıza gerek yok BH arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz acaba diye düşündüm. Şimdi şu BD X olsun. BD'nin uzunluğuna X diyelim. Bakın ben şu bütün üçgenin alanını biliyorum değil mi? Şuranın tamamını. Nedir buranın tamamı ABD? 60. Nasıl buluyorum bu 60'ı? Yüksekliği 3K, tabanı X. Bakın yazalım. Yükseklik 3K, tabanımız X bölü 2 dediğimizde bu 60'ı veriyor bize. Hatta 3 ile sadeleştirelim. 20 kalsın. 2 ile de burayı çarparsam 40 olur. K çarpı X 40'mış arkadaşlar. Bunu bul. Peki nereyi istiyor bizden? Şuradaki mavi ile taradığım üçgeni istiyor. Peki bu üçgenin alanı, bakın yüksekliği bu sefer 2K, tabanı X. O zaman 2K çarpı X bölü 2 değil midir bizden istenen? İkilerde sadeleşirse aslında bizden istenen K çarpı X'miş. O da zaten Denizli'de 40 olarak bulmuştuk. Şuna gelelim. ABC üçgeninde DBC'nin alanı 18. AB ile BH'ın oranını vermiş. AB'ye 3K derseniz diyor, BH 2K. Hemen şu açıortayı konuşalım. Demek ki şurası 3H,
Şurası da 2H olacak değil mi? Açıortayın kollarının oranı ayakların oranıyla aynıydı. Şimdi bize şuradaki DBC'nin alanı verilmiş arkadaşlarım. Bakın ben yine BC'ye X diyorum. Tıpkı birinci soruda yaptığım gibi. O zaman bu 18'lik alanı ben nasıl bulurum diye sorsam. Yüksekliği 2H, tabanı X bölü 2 eşittir 18'miş. Hatta ikiler gitsin. H çarpı X'i 18 bulduk. Peki nereyi istiyor? Bütün üçgenin alanını istiyor. Bakın bütün üçgenin yüksekliği 5H, tabanı X bölü 2'yi bizden istiyor. Peki H çarpı X neydi? 18'di değil mi? Şurası 18. 18'miş bunun içi. 18 ile 2'yi sadeleştirelim. 9. 5 ile de 9'un çarpımını soruyormuş. 45'i işaretledim arkadaşlarım. Evet, şu soruya geldik. 3. sorumuzdayız. ABC bir üçgen. DCB dik üçgen. Şu oranı bir görelim. AE. EC'ye oranını vermiş bize. Şurası K. Şurası da 2K diyelim. Alan ABC'yi ABC'nin hepsini 24 olarak vermiş. DBC'yi istiyor. D, B, C de şurası arkadaşlarım. D, B, C. Tamam. Biz yine şuraya bir X diyelim mi dostlar? Şu tabana X diyelim. Şimdi şu yüksekliklerin oranını yazacağız arkadaşlar biz ama onu da şuradaki kelebek üçgenden yazacağız bakın. 1'e 2 oranı var. O zaman şuna H dersem şu yükseklik 2H olmalı kelebek üçgenin oranında. Peki ABC'yi 24 vermişti. Yazalım. Yüksekliği 2H, tabanına da X dedik. O zaman 2H çarpı X bölü 2 24'tür diyebiliriz. İkileri sadeleştirdim. H çarpı X'i 24 buldum. Bu bir. Sonra geldim şu istediği üçgenin alanına. Bakın şu üçgenin alanını istiyor. Bu bir dik üçgen. Dik üçgenin alan formülü neydi? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani H ile X'i çarpıp 2'ye bölersem benden istenilen alanı bulmuş olurum. H ile X'in çarpımını biz 24 diye bulduk. Demek ki 24 bölü 2'den 12 çıktı sorumuzun cevabı. 4 numaradayız. ABCD dörtgeninde bir diklik görüyoruz. Alan ABCD'yi vermiş. Tamam. Sonra BH ile HD'nin oranını vermiş. Şuraya 3K diyelim. Buraya 2K diyelim. Alan ABC. Şimdi şu ortadaki şuna da biz bir X diyelim arkadaşlarım. Bakın alan ABC dediğimiz şu soldaki üçgenin alanını istiyor bizden. Biz şimdi neyi biliyoruz? Bunun alanı 3K çarpı X bölü 2'dir. Yazalım. 3K çarpı X bölü 2'dir. Bunun alanı. Bu benden isteniyor. Peki sağ tarafta da bir üçgen var hocam. Bunun da alanını bulabiliriz biz. Bunun alanı da yüksekliği 2K, tabanı yine X bölü 2'dir arkadaşlarım. Ve bize bir de toplam alanı vermiş bakın. Şu ikisinin toplamını. Yani 3K X bölü 2 ile 2K X bölü 2 toplarsanız 5K X bölü 2'yi vermiş. Şuraya yazayım. 5K X bölü 2'yi bize 60 vermiş arkadaşlar bu adam. Hemen toparlayalım. 5'e bölelim. 5'e bölelim. 12. 2 ile çarpalım. Ne geldi? 24. K çarpı X 24. O zaman bizden istenilen alan 3 çarpı KX diyen yani 24 bölü 2 olur. 2 ile bunu sadeleştirirsem 12 kalır. 3 ile de 12'nin çarpımı 36 gelir sorumuzun cevabı. Evet, 10 numarada tamamdır arkadaşlarım. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki videomuzu da buradan devam ederiz inşallah diyelim. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.